Kıymetli arkadaşlar, Muş'tan herkese selamlar. Hemen programımızı açıyoruz. Listen English and Practice. Listen English and Practice adlı aplikasyonumuzu açtık. Açtıktan sonra burada açılan listede Level A bölümünü seçtim. Seçtikten sonra burada bir tane hikaye seçmiştim. Onu arıyorum. Evet, böyle aşağılara geliyorum. Niye bulamadım? Evet. Self Introduction diye bir tane hikaye vardı. Bir bakayım. Şurada buldum arkadaşlar, bakın. Self Introduction. Bunu da hemen favorilerime ekledim. Değerli arkadaşlar, Self Introduction. Eğer mesela programı bulamazsanız, yani bu hikayeyi bulamazsanız, burada mesela arama bölümü var. Arama bölümüne mesela self yazsanız çıkar. Değerli arkadaşlar, buraya tıkladım. Tıkladıktan sonra hemen alana geçtim. Transkript bölümünü, yani metin bölümünü açtım. Açtıktan sonra burada çevirmeye başlıyorum. My name is Asphalt. Adım Asphalt. I'm 28 years of age. Yani benim yaşım, yani 28 yaşındayım. Evet, 28 yaşındayım. I'm 28 years of age. Bu da başka bir türlü mesela söyleyeyim. I'm 28 years of age. 28 yaşındayım. I live in East Oxford in a shared house. Arkadaşlar ne demek istiyor burada? Yani ben paylaşımlı bir evde, bakın paylaşımlı bir evde, Doğu Oxford'da yaşamaktayım. A shared house with a friend of mine, yani arkadaşlarımdan biriyle, yani benim arkadaşımın biriyle paylaştığım bir evde, Doğu Oxford'da yaşamaktayım. Evet. Her name is Sue, onun adı Sue and she is a yoga teacher. Ve kendisi, yani bu bayan, demek ki onun arkadaşı, bu bayan bir yoga öğretmeniymiş arkadaşlar. Evet. I live there along with someone else called Dev. Aynı zamanda mesela, bakın I live there along with someone else called Dev. Dev adında biriyle de mesela ben bu evi paylaşmaktayım. Yani orada birlikte yaşamaktayım diyor. Evet. And my little boy who is 5.5 years old. Ve aynı zamanda benim, yani 5.5 yaşında bulunan oğlumla birlikte. Evet. Demek ki bir ev var. Bu evde mesela odalar farklı kişiler tarafından paylaşılıyor. Bu evde de mesela Dev adında mesela iki kişi, yani diğer kişiyle de mesela evi paylaşıyor arkadaşlar. Demek ki kendi odasını hem çocuğuyla hem de kız arkadaşıyla birlikte yaşamakta. Devam edelim arkadaşlar. His name is Zach. Yani oğlunun adı arkadaşlar Zach'mış. He lives with me for half a week and then goes off to his mother. Yani benimle birlikte değilse haftanın yarısı. Yani yarım hafta benimle birlikte yaşamakta. Sonrasında yine annesinin yanına gitmektedir. Bir daha check yapalım arkadaşlar. He lives with me for a half a week. For half a week and then he goes off to his mother. Yani benimle birlikte yarım hafta. Half week. Yarım hafta yaşamakta ve sonra annesinin yanına gitmektedir. She also lives in Oxford. Yani annesi de Oxford'da yaşamakta. And he goes to school not far from where she lives. Ve aynı zamanda yani oğlum bu eski eşimin evine uzak olmayan, yani onun yaşadığı yere uzak olmayan bir okula gitmektedir. Yani çok fazla uzak olmayan bir okula gitmektedir. Evet, he goes to primary school. Yani primary arkadaşlar, yani ortaokul diyelim. Evet, elementary, primary diye ayrılıyor okullar. Primary yani ortaokula gitmekte. Evet, he likes playing with water pistols. Yani su tabancalarıyla oynamayı sevmekte. Having friends around to stay. Yani arkadaşlarıyla birlikte mesela oturmayı, konuşmayı sevmekte. Aynı zamanda bakın arkadaşlar, he likes birthday parties. Yani doğum günü partilerinden hoşlanmakta ve dondurmadan hoşlanmakta. My hobbies. Benim hobilerim ise I like music. Ben müziği severim. Gardening, bahçeyle uğraşmayı, reading poetry, şiir okumayı. A little painting. That is oil and not watercolors. Yani biraz da resim yapıyorum mesela yağlı kalemlerle. Yani sulu boyalarla değil. Evet. I also like to sing in the bed. Aynı zamanda banyoda şarkı söylemekten hoşlanırım. But I don't do that very often. Fakat bunu sık sık gerçekleştirmem. Çünkü because there is generally someone in the house. Genellikle evde birisi olur. Bu nedenle gerçekleştirmem diyor arkadaşlar. Like I said before. Daha önce de söylediğim gibi. It's a shared house. Daha önce de söylediğim gibi bu bir paylaşımlı ev. Evet. We all have to mind what we do. Yani hepimiz ev içerisinde arkadaşlar, hepimiz yani yaptıklarımıza dikkat etmeliyiz anlamında söylüyor arkadaşlar. Evet. The other day, geçen gün mesela, I was in the garden and I heard my little boy asking Dev. Yani geçen gün ben bahçedeyken, yani oğlumun da bahçede olduğu bir sırada, I was in the garden and I heard, yani bahçedeyken duydum ki my little boy asking Dev not to leave his cigarette butts out in the garden. Yani benim oğlum, my little boy, benim küçük oğlum Dev'e bahçeye sigara izmaritlerini atmamasını söylüyordu.
said this was because Miss Martin, his teacher, said. Çünkü bunu ona öğretmeni söylemişti. Cigarette butts were poisons. Yani sigara izmaritleri zehirli olduğunu and the birds would eat them. Ve kuşların bunu yiyeceğini söylemişti arkadaşlar. Yani böyle anlamlandırıyorum. So we shouldn't do this. Ve bu nedenle bunu yapmamamız gerektiğini söylüyormuş arkadaşlar. Dev, who used to be a marine, yani bir denizci, eskiden bir denizci olan Dev, talk this was very funny, bunun çok komik olduğunu düşünmüş. Fakat, but said that he wouldn't leave any more cigarette butts in the garden. Yani benim oğluma, evet, bakın oğluma, said that, yani benim oğluma artık bahçeye sigara izmariti atmayacağını söylemişti. Değerli arkadaşlar, böyle bir anlamlandırma yaptım. Yaptıktan sonra burada sorulara geçiyorum. Bakın mesela birinci soruda Who are the adults speaker lives with? Who are the adults the speaker lives with? Mesela yani bu konuşmacı, bu parçadaki konuşmacı diğer hangi yetişkinlerle mesela birlikte yaşamaktadır? Evet. How long each week does Zach stay with his mother? Yani Zach annesiyle birlikte mesela her hafta ne kadar kalmaktadır? Ondan sonra When does the speaker sing in the bed? Bu konuşmayı gerçekleştiren kişi banyoda şarkı söylemeyi ne zaman yapmaktadır şeklinde. What is this talk mainly about? Yani bu konuşma, bu diyalog ne hakkındadır, genellikle ne hakkındadır diye söylüyor arkadaşlar. Bu cevapları da artık siz araştırıp okuyup cevaplamanızı istiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi de burada bir anlamlandırma faaliyeti içerisinde sesi de dinleteceğim. Sesi de dinleyelim arkadaşlar. Hemen telefonun sesini açıyorum biraz. Evet. My name is Afsal. I'm 28 years of age. I live in East Oxford in a shared house with a friend of mine. Her name's Sue and she's a yoga teacher. I live there along with someone else called Dave and my little boy who's 5.5 years old. His name is Zach. He lives with me for half a week and then he goes off to his mother. She also lives in Oxford and he goes to school not far from where she lives. He goes to primary school. He likes sweets and biscuits and cartoons and dressing up. He likes playing with water pistols and having friends around to stay. He likes birthday parties and ice cream. My hobbies. I like music, gardening, reading, poetry, a little painting that's oil and not watercolors. I also like to sing in the bath, but I don't do that very often because there's generally someone in the house. Like I said before, it's a shared house, and we all have to mind what we do. The other day I was in the garden, and I heard my little boy asking Dave not to leave his cigarette butts out in the garden. He said this was because Mrs. Martin, his teacher, said that cigarette butts were poisonous and the birds would eat them, so we shouldn't do this. Dave, who used to be a marine, thought this was very funny, but said that he would not leave any more cigarette butts in the garden. Evet, değerli arkadaşlar, transkriptimizi bitirdik, Türkçe anlamlandırma faaliyetimizi bitirdik. Bir sonraki faaliyette, yani etkinliğimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli arkadaşlar, bu çalışmamı yararlı görüyorsanız lütfen paylaşın. Paylaşın ki takipçilerimiz artsın ve bu takipçilerimizin artmasıyla birlikte bize yeni mesela materyaller üretme şevki kazandırsın. Değerli arkadaşlar, bir sonraki etkinliğimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen bu programı indirin. Yani benim bu programla mesela bir bağlantım söz konusu değil. Benim amacım cep telefonunda mesela hani benim bu hazırladığım materyallerle birlikte kullanabileceğiniz kaynakların da olması ve ona anında sahip olmanız ve onu anında yani istediğiniz saatte kullanabilmeniz açısından yani bu tür mesela aplikasyonlar önemli kaynaklar oluşturmaktadır. Değerli arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.